Define Belgeseli kanalımdan herkese selamlar. Arazi keşiflerimiz devam ediyor. Bugün yine zor bir bölgedeyiz. Engebeli bir arazi. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün buradan tırmanacağız. Nereye gidiyoruz? İşareti güzel olan yılan işaretine gidiyoruz. Yani tehlikeli bir işaret, yılan işareti. Bizler inşallah Allah nasip ederse bu zorlukları aşarak işaretin yanında olacağız. Tabii bu kayaların üzerine çıka çıka ağaçların dallarından destek ala ala, ağaçlardan destek ala ala bir şekilde buraya tırmanacağız. Evet. Birazdan tırmanışımız başlayacak. İşaretli bölgeye vardığımızda görüşmek üzere inşallah. Yılanın baktığı yöndeki cihazımızla, alan taramamızla boşluğunu almıştık. Şimdi birebir sizlere de göstereceğim. Bu bölgede değil. Bu bölgede tam baktığı yöndeki, kafasını uzattığı yöndeki bölgede çok ciddi anlamda boşluğunu alıyoruz. Şöyle göstereyim boşluk modunu da. Hüseyin Bey, gözüküyor mu boşluk modu? Boşluk gözüküyor mu? Evet, şimdi yazıyordur. Evet. Başlayalım. Dönmemi söyledi. Evet, biraz hedeften uzaklaşalım. Atraksiyonu çok iyi. Dön diyor. Üç bir taraftan. Evet, dön diyor. Dön diyor. Evet. Yaklaşın Hüseyin Bey. Evet, kesti
ve attı. Tekrardan hedefe geldiğimizde, biraz yan tarafa gelir misiniz? Hedefe geldiğimde tekrar dönmeye, boşluğu yakaladığı zaman dönmeye başlıyor. Şimdi tekrardan kendimizi, giriş tarafı da ciddi anlamda, giriş tarafı tam doğu, batı, kuzey, güney. Güney tarafına bakıyor. Güney bu tarafına bakıyor. Evet. Attı. Şimdi işaretin, yılanın baktığı yöne gidiyorum. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çekildim ve durdu. Boşluğu hem alan taramamızla, daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür, hem Marduk AZ7000 görüntüleme sistemimizle, ciddi anlamda görüntüleme sistemimizle burada çekimi yaptık ve çok ciddi bir şekilde boşluğumuzu aldık. En sonunda tırmandık. En sonunda işaretin olduğu noktaya geldik. Geldik ve çok güzel bir şeyle karşılaştık. Ve subhanallah. Allah'ım sen nelere kadirsin ya Rabbi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kayanın üzerinde ağaç bitmiş. Kayanın üzerinde ağaç bitmiş. Ve bayağı da bir yüksekte. Uzun. Hey maşallah. Şöyle. Bu güzelliği de sizlere göstermek istedim. Huh. Bayağı yorulduk, terledik. Evet. Kökleri görüyorsunuz. Ve ilginç tarafı, işaretin olduğu kayanın arka tarafında, hemen işaret şurada, bir ağaç olarak mı, bunu dört ağaç olarak mı söylesek bilmiyorum. Tabii ki bir kökten gelmiş. Kalınlığını görüyorsunuz. 1, 2, 3 ve 4. Hey maşallah. Evet. İşaretimizi bulduk. Gerçekten insan gördüğü zaman böyle bir şeyler oluyor. Saklanmış. Görmüş olduğunuz gibi yılan. Burnu, ağız bölgesi ve yukarıdan kavramı kafaya artık vermiş. Nereye doğru vermiş? Aşağı doğru vermiş. Evet, birazdan çözümlere başlayacağız. Tabii ki bahar aylarında, yaz aylarında artık iklim, tabiat kendini göstermeye, bitkiler kendini göstermeye başlıyor. Sarmaşıklar, tikenler, her şey ortada. Şöyle biraz soluklanayım. Her şey ortada. Buraya kendini gizlemiş. Ne güzel, gölgede de gölgeleniyor. Evet. Tabi sizlerden ricam, bu tür işaretleri, tabi kışın biraz zorlu oluyor. Yağmurdur, çamurdur,
kardır ama kışın bunlar yapraklar döküldüğünde biraz çekiliyor, yatıyor ve daha çok meydana çıkıyor ve daha net her şey görünüyor, daha net oluyor. O yüzden kışın biraz yorucu olur. Ya yazın da aynı, kışın da aynı ama kışın her şey daha net oluyor. Sizlere tavsiyem, kışın aramanız daha mantıklı. Evet, işaret çözümümüz başlasın. Şimdi yılan işaretini sosyal medyada, YouTube kanallarında ya da Facebook gruplarında, sayfalarında herkes bir şekilde anlatmış. Dili döndüğünce anlatmışlar. Olsun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Özellikle doğru bilgi veren arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ama bilmeyerek yorum yapan arkadaşlar, lütfen sizlerden ricam, araştırın ya, araştırın, öğrenin. Yani insanlara yanlış bilgi vererek farklı işler yaptırmayın ama doğru bilgileri verin. Doğru bilgileri verin. Tabii bu vicdan meselesi. Vicdan meselesi. Yılanımız ne kadar net? Kıvrımı almış. Boynundan sonra kıvrımı yukarıdan almış. Tabii size bunu daha net göstermek isterdim. Nasıl? Burayı ağaç da var. Hemen arka tarafında ağaç da var. O az önce gösterdiğim ağaç. Size burayı temizleyip, tabii girsek 2-3 saat gibi gözüküyor da zor. Ama yine böyle net gözüküyor. Üst tarafında, arka tarafında şeye baktım. Tam üstünde bitiyor. Açmamız lazım. Kıvırmış şu şekil. Kıvırmış artık kafasını, boynunu kıvırmış. Bir yere gitmek istiyor. Ve bizler hep diyoruz ya, yılan işareti, arkadaşlar dikkat edin, tehlikeli bir işarettir. Şimdi yılan işaretlerinin tılsımı var mıdır? Evet. Akrep işareti tehlikeli bir işarettir. Yılan ve akrep nedir? Zehirli bir. Bunlar zehirlidir. Zehirli olduğu için tılsımları da vardır, tuzakları da vardır. Deyin ki bana, yılanlı bölgeye hiç girdiniz mi? Evet, açılmış, dönem soygunu yemiş. Çok ciddi bir bölgeye girdim ama ciddi anlamda profesyonel olarak açmışlar zamanında. Yeni dönem açılmamış. Dönem, yani bizim dönem soygunu dediğimizde bazı arkadaşlarımız şöyle al diyor. Şu anki dönem değil. Bayağı eski bir dönem. Özellikle ciddi anlamda profesyonel bir şekilde açmışlar. Bazı bölümlerini kapatmaya çalışmışlar, bırakmışlar, kapatmamışlar ama bizler rahatlıkla girebildik. Hem mezarı boşaltmışlar, hem mahzenine girdik. Ne var ne yok hepsini almışlar. Evet, yılan işareti mezarı simgeler, mahzeni simgeler. Yılan dediğimizde, yılan nereye girer? Şu anda kendi deliğini arıyor. Bu delikte hem mezarına hem mahzenine. Yani yer zaten olmuş olduğu, bakmış olduğu yön açık ve net kendini belli ediyor. Açık ve net kendini belli ediyor. Hani
Burada. Buradan almışlar. Bir ufak bir işlem yapılmış. Ağzını açmışlar, buraya koymuşlar. Buradaki yığma falan değil. Buradaki taşların hepsi buradan gelme. Tabii buraya kadar almışlar. Alan kişiler sonrasında neden bıraktılar? Acaba bir şeylerle mi karşılaştılar? Yoksa göz kesmedi mi? Yoksa korkutuldu mu? Tabii burada hepsi olmuş olabilir. Ama bir doğru gerçek var. Yılan işareti tehlikeli işarettir. Simgesi mezarı da simgeler, mahzeni de simgeler. O yüzden böyle işareti gördüğünüzde sizlerden ricam, videomu izledikten sonra bazı şeyleri göz önünde bulundurun. Evet, net, belli. Şöyle yakınlaşayım. Kıvrılmış, böyle devam ediyor. Yukarıdan doğru geliyor. Evet, burnu, ağzı kapalı, gözü net, kabartma, ne güzel. Ne güzel, yani bu şekil güzel, canlı olmadığı sürece yılan işareti çok güzel duruyor. Ve baktığı, nereye bakacağız? Nereye bakacağız? Baktığı yön. Baktığı yön. Şu anda bu bana bakıyor ama baktığı yön ben değilim. Kafası nereye gidiyor? Kafasını aşağı doğru eğmiş. Buraya. Evet. Nokta doğru mu? Doğru. Yer zaten kendini belli ediyor. İki tane kilit taşı koymuşlar. Buralara oturtmuşlar taşları ve buradan alınan taşlar. Zamanında almışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Almışlar, buralara atmışlar. Hepsi burada. Evet. Yılan işareti gördüğünüzde yılan işaretinin çözümü mezar ve mahzendir. Ciddi anlamda yılan mezara gittiği zaman böyle işaretin malı kuvvetli olur. Böyle işaretin malı tılsımlı olur. Hem bu hem akrep, kaplumbağa. Mesela çoğu kişi el işareti. Bir kayanın üzerinde, şöyle göstereyim. El işareti. Bir kayanın üzerinde el işareti. Şu şekil gördüğünüzde bunun parmaklarına göre adımlama yaptırıyor bazı arkadaşlar. Ben define işaretleri uzmanıyım diyen değil arkadaşlar. Yemini define işaretinde el işareti yeminlidir. Bu şekilde ise yeminlidir. Ha bunlar şimdi el işaretinde parmak kesik olanlar vardır. Kesik baş parmağı olabilir, işaret parmağı olabilir, orta parmak olabilir. Bunda da yapılması gereken o parmağı bulmak. Bulunan diğer kesik olan parmağın parçası bulunduğu nokta son noktadır. El işareti de yeminli bir işarettir. Çok ciddi anlamda tehlikeli bir bölgedir. Yeminli. Biz burada yani tılsımlı. Tılsım yok diyen çok kişi var. İnanmayan, inansız çok kişiler var. Tılsım var. Şu anda günümüzde nasıl bir hocaya gidip muska yaptırıyorlarsa, büyü yaptırıyorlarsa o dönemlerde de bu vardı. Hala da devam ediyor. Evet. Gerçekten
ürkütücü, şu şekil tabii ki değil. Ama tabii gece düşünsenize, geldiniz bu işareti yerinde çalışma yapıyorsunuz. Hani aniden ışığı tuttunuz, bunu gördüğünüz zaman bir irkilme olur insanda. Evet, videomu sonlandırmadan önce son kez toparlayayım. Yılan define işareti. Şimdi yılan işareti aslında sembol olarak mezar ve mahzeni sembolüdür. Tabi boş bir mezarın değil. Böyle bir yılanda, kabartma bir yılanda, yılanın mezarı da çok sağlamdır. Bu nereye dayanır? Statüsü yüksek bir kişi burada yatıyor. Nerede yatıyor? Tam buranın altında. Bak şimdi işler değişiyor. Mezar sunaklarıyla ilgili yapmış olduğum videolarda anlatıyordum ya. Hani suyu dökün, hemen altında kazın, öyle bir şey yok demiştim. Ama bu tür figürlerde var. Baktığı yöne gidilecek. Tabii buradan gidildiği zaman zorluklar bekliyor mu? Çok ciddi zorluklar bekliyor. Derinliği cihazımızla aldık. İşin açıkçası burada 3-5 kişinin ya da 10 kişinin bir araya gelip yapacağı bir iş değil. Ciddi anlamda hani aylar sürer. Hani aylar dedim, 2 ay 5 kişiyle girseniz rahat sürer. O yüzden bu tür yerleri devlet izniyle, yani izin alarak yapılsa daha iyi. Ciddi anlamda harika. Yani bugün buraya, bugünkü arazi keşfimize gerçekten değdi yılan işareti. Olduğu yerde de zaten kendini, hem mezarını hem mahzenini kayalar, ana blok kayalar belli ediyor. Blok kayaların hepsi kendini belli ediyor. Evet, toparlayalım yavaş yavaş. Yılan işareti, mezar mahzen işareti tuzaklı ve tılsımlıdır. Dikkat edilmesi gerekir. Baktığı yön çok önemlidir. Yılan işaretlerinde sadece kafasının baktığı yönden hariç, tabii ki çöreklenmiş olanlar var, farklı olanlar da var. Bu tabii kafasını aşağı verdiği için çözümde, yılan işaret çözümünde bize gösterdiği nokta ve ciddi anlamda boşluk aldığımız nokta şurası. Şu alan. Hani şu taşların atıldığı bölge değil. Şu alan. Şu alanda kısa mesafede bizi alan taramamız buraya kadar getirdi ve buradan çekimlerimizi yaptık. Güzel bir şekilde çekimlerimizi yaptık. Zor bir bölge. Ama insanın, işte böyle derinlik aldığı zaman insanın gözü kesmiyor. Hani böyle 2 metre olsa, 3 metre olsa, 4 metre olsa eyvallah deriz ya. Derinliği fazla olunca sıkıntı. Bir de yılan zaten kendisi sıkıntı. Evet arkadaşlar. Define belgeseli arazi keşiflerimiz devam edecektir inşallah. Böyle güzel işaretleri sizlerle paylaşabilmem için, arazi keşiflerimizin devamlılığı için sizlerden ricam, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, saygılarımla.